Aksaray'ın ekranına Aksaray Belediye TV Haberi hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. Sevgili seyirciler, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı geleneksel bayramlaşma programında ekibiyle bir araya geldi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Aksaray Belediyesi'nde görev yapan personelle bayramlaştı. Bayramlaşmaya ilk olarak dış birimlerden başlayan Başkan Yazgı, belediyeye bağlı birim müdürlükleri ve tüm birimlerde görev yapan bütün personelle tek tek tokalaşıp kurban bayramlarını kutladı. Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen bayramlaşma programında konuşan Başkan Haluk Şahin Yazgı, sizlerle birlikte hemşerilerimize en iyi hizmeti götürmek için gece gündüz demeden birlik ve beraberlik içerisinde var gücümüzle çalışıyoruz. Hep birlikte devletimiz adına şehrimize, vatandaşlarımıza katkı sağlama noktasında güzel işler yapabilme mücadelesi içindeyiz. Öncelikle özverili çalışmalarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum diyerek iyi işler başardık, daha iyilerini de yine birlikte başaracağız temennisiyle büyük şehir olmaya aday Aksaray yolunda önemli mesajlar verdi. En büyük yurt dışından gelen, biliyorsunuz belki birçoğunuzun yurt dışında akrabası var, eşi var, dostu var. Onlar geldiği zaman da sizlere söylemiştir. Birincisi, bu eforun olduğu noktada o özellikle alt geçit herkesin dilinde. Herkes Allah razı olsun diyor. Güzel bir çalışma oldu. En azından bölgenin trafiği rahatladı. Biz onu ne zaman anlıyoruz? İşte daha çok Ramazan ayında hatırlarsanız en çok trafik orada sıkışıyordu. Özellikle iftar vaktini dar bir zaman kaldığında. Ya da yazın yurt dışındaki hemşehrilerimiz Aksaray'a geldiği zaman o bölgede ciddi bir sıkışma oluyordu. Ama şimdi baktık. Nasıl? Çok rahat bir şekilde trafik akıyor, akışı gerçekleşiyor. Rabbim nasip ederse bundan sonra diğer kısımlarda da bunlar talep ediliyor. Çoğulakı Mahallesi'nde orada talep ediliyor. İleriki başka noktalarda talep ediliyor. Bu ne anlama geliyor? Aslında Aksaray'da yaptığımız, şehir içerisinde yaptığımız ilk alt geçit çalışmasıydı. Şunu görmüş olduk. Şehrimiz artık, hani bir zamanlar köy, ilçe, kasaba değil, artık ilden de üstünde büyük şehir olmaya aday, büyük şehir olmaya doğru ilerleyen bir yapıya sahibiz. Ve elhamdülillah, çok şükür, sadece bu değil, birçok hizmetimizle biz çevredeki illerin gıptayla baktığı bir il haline geldik. Daha önce belki de onlara imrenerek baktığımız bazı çalışmalar varken şu anda çok şükür imreneceğimiz bir şey kalmadı. Örnek alacağımız şeyler var mı? Tabii ki var. Örnek almadan olmasın. Bir ilde, bir yerde güzel bir çalışma varsa bunu şehrimize alıp uygulamak tabii ki bizim için güzel bir çalışma olur. Tabii ki bizim için iyi bir gayret olur. Biz bunu da yapmaya inşallah devam edeceğiz. Yine efordan bahsederken o bölgede Allah nasip ederse hemen başlayacak olan bir park projemiz var. Bu siloların orayı biliyorsunuz kaldırmıştık. Silolar tamamen şehrin dışına taşındı. Ve o bölgede güzel bir parkı inşallah gerçekleştireceğiz. İhalesi bitmişti. Bayramdan sonra Süleyman Başkanım herhalde başlayacak bir an önce. Bir an önce başlayacak ve hedefimiz de bu 3-4 ay içerisinde burayı tamamlamak. Hemen arka tarafında da bu endüstri mesleğe yakın olan kısımda da güzel bir kütüphane ile güzel bir konferans salonunu inşallah şehrimize kazandıracağız. Onunla mimari ve statik çalışmaları bitti. Yakında inşallah ihalesine çıkacak. Bundan sonra da inşallah yerel seçimler olacak. Mart ayında gerçekleştirilecek bu seçimler. Bizler bu seçime bütün gayretimizle çalışacağız. Hep beraber, hep birlikte bu çalışmanın içerisinde bulunacağız. Ama sizler de biliyorsunuz, tabii ki burada en önemli olan şey Rabbimin nasip etmesi. Bizler böyle bir göreve yeniden talibiz. Rabbim nasip ederse, Cumhurbaşkanımız uygun görürse, tabii her şeyden önemlisi Rabbimin ve müsaade etmesi ve vatandaşlarımızın da uygun görmesiyle bu görevi tekrar devam etmeyi isteriz. Devam etmeyi istiyoruz. Neden? Çünkü yapılacak birçok çalışma var. Yapılacak birçok farklı yerlerde yapılacak büyük projeler var. Bunların devam etmesi gerekiyor. Devam edip daha iyi noktalara gelmesi gerekiyor. Şunun farkına vardırdık. Artık burası büyük bir şehir oldu. Artık burada şehir kültürü oluşmaya başladı. O dışarıdan geçerken köy dedikleri, dışarıdan geçerken ya burada bir il mi var dedikleri Aksaray'dan şu anda kendisini her platformda ve her alanda tanıtan bir Aksaray'a dönüştürmüş olduk. Bunu hem sosyal hem kültürel hem de birçok noktada gerçekleştirdik.
Ama yeter mi? Tabii ki yetmez. Bundan sonra yapılacak daha büyük projelerle, bundan sonra yapılacak daha büyük çalışmalarla inşallah bunları daha da üst noktaya taşımanın gayreti içerisinde olacağız. Başında da söylediğim gibi bu işi tek başımıza yapmıyoruz. Bu işi hep beraber yapıyoruz, hep birlikte yapıyoruz. Bu işin en büyük sırrı da birbirimizi sevmekten başlıyor. Birbirimize saygı duymaktan başlıyor. Bu iş sadece benim işim değil kardeşim demeyip her iş bizim için, her konuda yardımcı olalım, destek olalım diye bakarsak hem siz mutlu olursunuz, hem bizler mutlu oluruz, hem de bu şehirde yaşayan bütün vatandaşlarımız mutlu olur. Ben bu vesileyle tekrar yaptığınız bütün çalışmalardan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Güzel bir bayram geçti. Rabbim inşallah hem kestiğimiz kurbanları hem yapmış olduğumuz ibadetleri katında kabul buyurur. Daha güzel, daha mutlu bayramları da hep beraber geçiririz. Ve bundan sonra da az önce de bahsettiğim gibi nerede, nasıl bir çalışmanın içerisinde bulunacağız? Hem müdürlerimiz hem de başkan yardımcılarını sizlere iletecek. Bu vesileyle tekrar bayramımız mübarek olsun diyorum. Allah hepinizin yar ve yardımcısı olsun. Dış birim müdürlüklerini ziyaret eden Başkan Yazgı, bayramlaşma programını belediye hizmet binasında gerçekleşen toplantıyla tamamladı. Başkan Yazgı, belediyeye bağlı birim müdürlükleri ve tüm birimlerde görev yapan bütün personelle tek tek tokalaşıp bütün personelin kurban bayramlarını kutladı. Aksaray Belediyesi, vatandaşların rahat ve huzurlu bir bayram geçirebilmeleri amacıyla bayram süresi boyunca çalışmalarını ara vermeden devam etti. Belediyeye bağlı görevli ekipler 7/24 çalışarak vatandaşların karşılaşabilecekleri sorunların önüne geçti. Aksaray Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde aldığı tedbirleri bayram boyunca yerinde uyguladı. Belediye ekipleri, vatandaşlardan gelen taleplere en kısa sürede yanıt vererek karşılaştıkları sorunları kısa sürede çözdü. 7/24 görevi başında olan Aksaray Belediyesi Çağrı Merkezi, Kurban Bayramı boyunca onlarca çağrıya cevap verdi. Aksaray Belediyesi'nden istek ve talepte bulunanlar, tespit edilen olumsuzluklar hakkında şikayette bulunmak isteyenler, bayram süresince 444-55-68 ve 153 Alo Boğam Kaçtı hattını arayarak istek, talep ve şikayetlerini iletebildi. Aksaray Belediyesi Arife Günü ve Kurban Bayramı boyunca Aksaray genelinde mezarlık ziyaretlerini gerçekleştiren vatandaşlara yardımcı oldu. Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerine ağırlık verdi. Arife gününden bayramın son gününe kadar aralıksız çalışarak halkın huzuru, sağlığı, refahı ve esenliği için gerekli tüm önlemleri alan ekipler 7/24 çalıştı. Bayram namazını vatandaşlarla birlikte Ulu Camii'nde kılan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy'la birlikte Et Entegre tesislerini ziyaret etti, vatandaşlarla bayramlaştı. Kesim yerinde Aksaray Belediyesi ve Borsa İşbirliği'nde vatandaşlara sabah kavurma ikramında bulunuldu. Vatandaşlar bir yandan kahvaltı yaparken diğer yandan da kesimhaneden kendilerine verilen sırayı bekledi. AK Parti Aksaray İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma programında partililer bir araya geldi. İl Teşkilatı bayramın ikinci günü düzenlenen programla bayramlaştı. AK Heyet Kurban Bayramı'nın ikinci gününde bayramlaştı. AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, birlik ve beraberlik mesajlarıyla güçlü Türkiye yolunda 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda kararlılık mücadelesine vurgu yaptı. 31 Mart 2019 yerel seçimleri için hazırlıklara başladıklarını duyurdu. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı da bayramların birleştirici gücüyle bir arada olmanın önemine dikkat çekti, partililerin bayramlarını kutladı. Başkan Yazgı, hizmetler noktasında çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Hoş geldiniz tekrar. Kurban Bayramımız mübarek olsun. Hac farizasını yerine getiren hem Aksaraylı hemşehrilerimiz, hem tüm ülkemizde yaşayan, hem de bütün İslam aleminin Allah kabul etsin. Kestiğimiz kurbanları, yaptığımız ibadetleri Allah'ımız dergahında kabul ve makbul eylesin inşallah. Tabii bayramlarımızın en güzel tarafı, halkımızla bayramlaşmayla beraber teşkilatımızla yapmış olduğumuz bayramlaşma. Bu vesileyle böyle güzel bir organizasyon yaptığı için başkanıma teşekkür etmek istiyorum. Ve partimizin o hani her daralıp sıkıştığımız nokta değil de böyle güzel bir ortamda yaptığı için de kendisini tebrik ediyorum. Başta onu söyleyeyim başkanımıza. Ardından tabii kıymetli vekilim, kıymetli vekillerim, daha önceki dönem görev yapan değerli Mustafa abim, Nevzat başkanımız, kıymetli ilçe başkanım,
değerli kadın kolları başkanımız, teşkilatımız, illerin ilçelerinden gelen, kasabalarından gelen çok değerli belediye başkanlarım, teşkilatımızın çok kıymetli başkanları, bu güzel günde hep beraber olmak, hep birlikte olmak bizler için çok önemli, çok kıymetli. Bu birlikteliğimizi inşallah her anlamda, her noktada devam ettireceğiz. Sizlerin de bildiği gibi sürecimiz devam ediyor. Milletvekilliği seçimlerinden sonra bizler çalışmalarımıza her noktada daha da artarak devam ettik. Devam etmeye de gayretlerimizle sürdüreceğiz. Mahalle toplantıları diye adlandırdığımız 48 mahallemiz var biliyorsunuz. Bir ekip oluşturduk ve bu ekibimizle birlikte belediyemizin çalışmalarını yerinde daha iyi kontrol etmek, orada bulunan vatandaşlarımızla birebir diyalogumuzu daha da arttırmak maksadıyla, ki bunu biz zaten 4,5 yıldır yapıyorduk ama yeni bir projeyle bunu sabahtan başlayıp gecenin 11'ine kadar devam eden bir süreç içerisinde gerçekleştiriyoruz. Bunu yapmaya devam ediyoruz. 13 mahallemizi bitirdik. Geriye 35 tane mahallemiz kaldı. İnşallah bunları da haftada en fazla 3, en az 2 sefer olmak üzere tamamlamayı, planlamayı düşünüyoruz. AK Parti Milletvekili Cengiz Aydoğdu da yaptığı konuşmada ülkemiz üzerinde oynanan oyunlar ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Son bir ayda yaşadığımız olayı müsaade ederseniz size tarihi ve gerçek sebepleriyle arz etmek isterim. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'deki gelişmelerden rahatsız. Türkiye'nin çizgisini değiştirdiğini düşünüyor. Türkiye'nin bir İslam ülkesi olduğunu, Müslümanların ülkesi olduğunu hatırladığını fark etti. Bunu istemiyor. Türkiye'yi İslam dünyasından kopuk, Batı'nın uydusu bir ülke olarak görmek istiyor. Emir alan bir ülke olarak görmek istiyor. Fakat Amerika da kendi içinde büyük sıkıntılar içerisinde. Çok ciddi bir Türkiye ve dünya süreç içerisindeyiz ve biz inşallah Allah'ın izniyle buradan çıkacağız. Bu oyunu bozduğumuzda Türkiye artık kendisine tuzak kurulamayan ülke olacak inşallah. Ve o çizgideyiz. Fedakarlık olacak, sıkıntı olacak ama kervan yoluna devam edecek Allah'ın izniyle. Konuşmaların ardından Milletvekili Cengiz Aydoğdu, İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, programa katılan ilçe belediye başkanları, parti teşkilatı ve partililerle bayramlaştı. Kurban Bayramı dolayısıyla valilik ve belediye tarafından bayramlaşma programları düzenlendi. Kurban arifesinde öğretmen evinde düzenlenen bayramlaşma programında Vali Aykut Pekmez ve Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı il protokolü üyeleri ve vatandaşlarla bayramlaştı. Bayramlaşma programının ardından Vali Aykut Pekmez ve Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı huzurevi ziyareti başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşları ziyaret etti. İl protokolü Aksaray Valiliği ve Aksaray Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen bayram programında bir araya geldi. Arife günü öğretmen evinde düzenlenen bayramlaşma törenine Vali Aykut Pekmez, Aksaray Milletvekilleri Cengiz Aydoğdu, Ramazan Kaşlı, Ayhan Erel, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Baro Başkanı Beytullah Coşkun, Vali Yardımcısı Kubilay Ant, Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Jandarma Komutanı Albay Fuat Anık, Kamu Kurum ve Kuruluşları İl Müdürleri, Siyasi Parti Temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Öğretmen evinde gerçekleşen bayramlaşma töreninde Vali Aykut Pekmez, Aksaraylıların ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlayarak hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Bayramlaşma programının ardından Vali Aykut Pekmez, eşi Yeşim Pekmez, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve il protokolü üyeleri birlikte Kadir Üç Yıldız huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret ederek huzurevi sakinlerinin bayramlarını kutladılar. İl protokolü daha sonra Aksaray Devlet Hastanesi'nde tedavileri devam eden hastaları ziyaret ederek hasta ve hasta yakınlarıyla bayramlaştı. Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü'ne bağlı
Çocuk Evleri Koordinasyon Müdürlüğü'nde düzenlenen bayramlaşma töreniyle ziyaretlerine devam eden Vali Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve protokol mensuplarının bayramlaşma programı İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ziyaretleriyle son buldu. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Amerika'nın Türkiye ekonomisi üzerinden yaptırımlarına karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerikan ürünlerine boykot çağrısına destek vererek belediyenin sosyal tesislerinde Amerikan menşeli ürünlerin alış ve satışlarını durdurduklarını bildirdi. Aksaray Belediyesi'nden Amerikan ürünlerine boykot. Kurumun sosyal tesislerinde Amerikan menşeli ürünlerin alış ve satışları durduruldu. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Amerika'nın Türkiye'ye ve özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı yaptığı çirkin saldırıların Türk milletinin duası ve desteğiyle asla amacına ulaşamayacağını ifade ederek Amerikan ürünlerinin boykot edilmesi kararına Aksaray Belediyesi olarak destek verdiklerini söyledi. Yazgı, ülkemiz ve İslam coğrafyası üzerinde oynanan oyunlar devam etmektedir. Darbe girişimleri ve her türlü saldırılara rağmen ülkemiz ve milletimiz dimdik ayaktadır. Malumunuz olduğu gibi terör örgütü PKK'yı silahlandıran ve vatan haini FETÖ'yü koruyup kollayan Türkiye'ye yönelik esas tehlike Amerika'dan gelmektedir. Amerika düşmanca tavır sergileyip direkt Türkiye'nin milli egemenliğine ve milli bütünlüğünü hedef almıştır. Amerika'nın Türkiye'ye ve özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a karşı yaptığı çirkin saldırılar Türk milletinin duası ve desteğiyle asla amacına ulaşamayacaktır. Bizler de Aksaray Belediyesi olarak bünyemizde bulunan sosyal tesislerimizde Amerikan menşei içeren yiyecekleri ve içecekleri boykot ederek alış ve satışlarının durdurulması kararını almış bulunmaktayız. Halkımızdan Amerikan ürünlerini almamalarını ve Amerika'ya gereken tepkiyi göstermelerini istiyor, halkımızın bu konudaki desteği için şimdiden teşekkür ediyoruz açıklamalarında bulundu. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı davet edildiği nikah ve düğün merasimlerine katılarak dört çiftin hayatını birleştiren nikah akitlerini gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, belediye personeli Bayram Satılmış'ın nikahını kıydı. Evet, ben de Aksaray Belediye Başkanı olarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Aksaray Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeli Bayram Satılmış, gönlünü kaptırdığı Asuman Karakaya ile dünya evine girdi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve il protokolü çiftin mutlu günlerine ortak oldu. 26. dönem AK Parti Milletvekili Mustafa Ser'den geçti. Güzelyurt İlçe Belediye Başkanı Ünal Demircioğlu ve Gülağaç İlçe Belediye Başkanı Faruk Teğmen'in nikah şahitliklerini yaptığı törende Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, genç çiftin nikah akdini gerçekleştirerek Satılmış ve Karakaya ailelerinin mutlu günlerine ortak oldu. Nikah töreninde genç çifte hediyeler veren Başkan Yazgı, evlilik cüzdanını eski Milletvekili Mustafa Ser'den geçtiğe teslim etti. Mustafa Ser'den geçti, genç çifte mutluluklar dilerken evlilik cüzdanını damat Bayram Satılmış'a verdi. Adettir, nüfus cüzdanı, aile cüzdanı, daha doğrusu evlilik cüzdanı eşe verilir. Çünkü yuvayı dişi kuş kurar. Ama bizde şöyle bir adet var, biz erkeğe veriyoruz, erkek gerçek sahibine versin. Hep aynı şey usulü yapıyoruz. Allah mesut etsin, bir ömür boyu mutlu ve mesut etsin. İki cihan zatı diliyorum. Tebrik ediyorum. Ben o yüzden bayramı veriyorum. O da evin gerçek sahibine, yuvanın gerçek sahibine versin. Buyurun. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Posta Gazetesi imtiyaz sahibi, sevilen gazeteci, Bilal Bölükbaş'ın oğlu Mustafa Ertuğrul Bölükbaş'ın hayatını birleştirdiği Selin Çelik'le nikahını kıydı. İl protokolünü bir araya getiren nikah merasiminde genç çiftin nikah şahitliklerini Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Ramazan Kaşlı, AK Parti eski milletvekili Ruhi Açıkgöz, ATSO Başkanı Cüneyt Göktaş ve avukat Murat Pişkin üstlendi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Mustafa Ertuğrul ve Selin Bölükbaş çiftine mutluluklar dileyerek Aksaray Belediyesi adına evlenen çiftlere hediye edilen kahve fincanı takımı, Kur'an-ı Kerim'le Türk bayrağı ve çini tabak hediyelerini verdi. Genç çift evlilik cüzdanını birlikte aldı. Kurban Bayramı'nda nikahtan nikaha koşan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Dilek Ülger ve Recep Avan'la Zekiye Atakan ve Fatih Çelik çiftlerinin davetini kırmayarak çiftleri aile çatısı altında birleştirdi.
Ailelerin ve genç çiftlerin mutlu gününde yanlarında olan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, çiftleri aile çatısı altında birleştirirken düğün sahiplerinin yerlerinde duramadığı, oyun havalarının söylendiği bölümler ise renkli görüntülere sahne oldu. Gerçekten bu düğün görüntüleri insanlara neşe katıyor. Sevgili seyirciler, Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de bir haber turumuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.